Kıymetli dinleyicilerim, İslam'ın 5 şartından birisi oruç tutmaktır. Oruç da Ramazan ayında tutulmaktır. Ramazan ayı da kameri takvimdeki aylara göre olan bir aydır. Yani miladi takvime göre değil. Bu sebepten dolayı Ramazan ayı her sene 10 gün önce gelir. Daha doğrusu bütün mevsimlere geliyor. Yazda da, kışa da, sonbahara da, ilkbahara da geliyor. Bir kimse ömür boyunca bu 4 mevsimde de oruç tutabiliyor. Rabbimiz böyle emretmiş, dinimiz bu şekilde bildirmiştir. Ramazan ayında aklı başında, erginlik çağına ulaşmış, hasta olmayan, başka bir özrü bulunmayan, mukim olan, yani yolcu olmayan her Müslümana, kadın olsun erkek olsun, oruç tutmak farzdır. Peki bir özür sebebiyle tutamazsa, dinimiz zaten izin vermiş, mesela yolcudur, ağır bir işte çalışıyordur, çoluk çocuğun nafakasını temin ediyor, başka geliri yoktur, orucunu tehir edebilir, yani daha sonra kısa günlerde bunları kaza edebilir. Yolcu olanlar da aynı şekilde, misafir olanlar da orucunu tutmayabilir. Hamile kadınlar, süt veren hanımlar, bunlar da aynı şekilde dinimiz bunlara izin vermiş. Daha sonra ama bunlar kaza etmesi gerekir. Peki ömür boyu iyi olmayacak bir hastalığa yakalanmışsa, bu hastalık da orucuna mani ise, o zaman fidye verir. Veyahut da yaşlıdır, oruç tutamayacak derecedir, bunlar da fidye verir buyuruluyor kitaplarda. Ama bunun dışında Ramazan ayı girdiği zaman aklı başında olan, akıllı olan, buluğ çağında olan kadın erkek her Müslümana oruç tutmak farzdır. Bu şartları taşıyan herkese farz mıdır? Öyle emredilmiştir ve farzdır. Buhari'de bildirilen bir hadis-i şerif var. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allah-u Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur buyuruluyor. Bu sebepten dolayı da orucu Allah-u Teala'nın emri olarak bilmek, buna inanmak, zaten inananlara farzdır. İnanmak ve şartlarına uygun olarak orucu tutmak gerekir. Cenab-ı Hakk'ın bu ümmete, diğer ümmetlere vermediği bazı ihsanlar var. Bu ihsanlardan birisi de Ramazan ayıdır. Mesela 3 aylar olarak bildiğimiz Recep ayı da kıymetlidir, Şaban ayı da kıymetlidir. Ve Ramazan ayı ümmetimin ayıdır buyuruyor. Ayrıca bu Ramazan ayı içerisinde Kadir gecesi gibi 1000 aydan kıymetli olan bir ay da vardır. Önceki ümmetlere uzun ömürler verildiği için Allah-u Teala bu ümmete de böyle mübarek aylar, mübarek zaman dilimleri, mübarek geceler ihsan etmiş. Dolayısıyla bu zaman dilimi içerisinde yapılan ibadetlere kat kat aynı şekilde fazlasıyla sevap verilmekte. İmam Beyheki'nin Sünen kitabından naklettiği ve Eshab-ı Kiram'dan Cabir bin Abdullah radıyallahu teala an hazretinin haber verdiği bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah-u Teala benim ümmetime Ramazan-ı Şerif'te 5 şey ihsan eder ki bunları hiçbir peygambere vermemiştir. Ümmetlerine değil, peygambere vermemiştir. Birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Allah-u Teala müminlere rahmet eder. Rahmetle baktığı kuluna hiç azap etmez. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi. İkincisi, iftar zamanında oruçlunun ağız kokusu Allah-u Teala her kokudan daha güzel gelir. Halbuki insan kendi kokusunu bile o anda pek beğenmez. Ama Allah-u Teala indinde makbuldür buyuruyor. Üçüncüsü, melekler. Ramazan ayının her gece ve gündüzünde oruç tutanların affolması için dua ederler. Dördüncüsü, Allah-u Teala oruç tutanlara ahirette vermek için Ramazan-ı Şerif'te cennette yer tayin eder. Beşincisinde Ramazan-ı Şerif'in son günü oruç tutan müminlerin hepsini affeder buyuruluyor hadis-i şerifte. Tabi efendim o zaman hatıra gelebilir. Biz Ramazan-ı Şerif'in hepsini bırakalım. Ramazan-ı Şerif'in son günü sadece o gün oruç tutsak olur mu? Hayır, öyle değil o. Ramazan ayına kıymet vererek, değer vererek, şartlarda müsaitse, sıhhat değerindeyse, oruç tutmuş ve sonuna tamamlamış ise bu müjdeye kavuşmaktadır. Ve Ramazan ayı içerisinde yapılan nafile ibadetlere diğer aylarda yapılan farz sevabı veriliyor. Hatta İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri Ramazan-ı Şerif ayında yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir buyurmuştur. Bu ayda yapılan bir farzsa başka aylarda yapılan 70 farz gibidir. İşte Ramazan ayı böyle kıymetli bir aydır. Bu ay içerisinde de şartları müsait olan ve Müslüman olan kadın erkek herkesin oruç tutması da farz olarak bildirilmiştir. Dolayısıyla bir Müslüman
Allah-u Teala'nın ihsan etmiş olduğu bu nimetlerden, yani Ramazan ayı içerisindeki nimetlerden istifade etmek için elinden gelen gayreti sarf etmesi gerekmektedir. Hoşça kalın efendim.